El-Fatiha ve as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İslam nedir, tasavvuf nedir ve Kur'an kavramları isimli serinin Cezbe isimli bölümüne geldik. Cezbe, Allah'ın insanın kalbine verdiği bir titreşimdir. Kur'an-ı Kerim'de vecilet kelimesiyle genellikle ifade ediliyor. Titreme, Allah'a karşı huşu duyma, bu huşunun Allah-u Teala tarafından gönderilen bir cereyanla şekillenmesi. Hazreti Ali Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den yaklaşık 30 yıl sonra halifeyken diyor ki, ey benim sevgili kardeşlerim, size ne oldu ki cezbeniz azaldı? Ben sizin cezbenizden bu mescidin tavanlarının titrediğini bilirim diyor. Cezbe, Allah'ın bir büyük hediyesidir, nimetidir. Allah-u Teala dışınızdaki bir kuvvetle size bir tesirin geldiğini açık ve kesin bir şekilde yaşatır. Dışınızda bir gücün olduğunu, o gücün sizin vücudunuzu dilediği zaman dilediği gibi kullanabildiğini ifade eder. Allah'ın varlığına kesin bir delildir cezbe. Allah'ın bir büyük nimetidir. Cezbenin herkese verilmesi diye Allah'ın bir kanunu yoktur. Sevgi de mutlak olarak cezbeyle ölçülmez. Cezbe Allah-u Teala'nın varlığının üzerinizdeki bir tecellisidir. Allah'ın zatını ve gücünü hissettirmesidir. Kainatın neresinde olursa olsun insanlar varsa cezbe orada mutlaka vardır. Allah'ın varlığını hissettirmesi
dışarıdan gelen bir kuvvetin sizi sardığını ve vücudunuzu kalbinizden başlayarak titrettiğini hissedersiniz. Sevgili kardeşlerim, bu bizim talebimiz üzerine Allah'ın verdiği bir cezbeydi. Ama genellikle Allah Teala talep falan dinlemez. İstediği an cezbeyi verir. İnsanlar Allah Teala'dan dilerler, vermez. O keyfe ma yeşadır. Dilediğini yapandır. Dilediğini dilediği şekilde tatbik sahasına yerleştirendir. Allah Teala'nın verdiği cezbeyle varlığını hissettirmesi inananlar için bir büyük nimettir. Kesin olarak bilirler ki kendileri bu konuda hiçbir şey yapamazlar. Cezbeyi gönderen ve vücutlarını sarsan Allah'tır. Bu inancın büyük bir delilini teşkil eder. İnanan insanda Allah Teala cezbesini tecelli ettirdiği zaman İnsan şeksiz ve şüphesiz Rabbinin kendisini sevdiğini, dilediği an ona cezbe verdiğini net olarak yaşar. Cezbe bir ölçü müdür? Bir istikamette evet, eğer tarafsız olarak iç dünyanızda bir talebin sahibi olmaksızın cezbe alan biriyseniz ve Allah'tan bir şey soruyorsanız, Allah Teala bunu cezbeyle size cevaplar. Bir defa cezbe, iki defa cezbe, üç defa cezbe Allah Teala'nın hep yaptıklarıdır. Cezbeyle Allah Teala'dan bir şey sorduğunuz zaman tek alternatiften hareket etmek mecburiyetindesiniz. Bir şeyin yapılması konusunda merak ettiğiniz bir konu var, bir yere gitmek istiyorsunuz. Eğer Allah-u Teala'ya gideyim mi yoksa gitmeyeyim mi diye sual sorarsanız, bu suale muhtemelen cevap alamayacaksınız demektir. Taleplerinizde tarafsız olmak mecburiyetindesiniz. Kendinizden bir şey kattığınız zaman cezbe sizin talebinize göre gelir. O zaman konunun içine ruhsat girmiştir. Eğer olsun mu olmasın mı diye sorarsanız, bu da Allah-u Teala tarafından size tam bir işaretin gelmesi için eksik bir yakarış şeklidir, Allah'a ulaşma şeklidir. Allah Teala'ya eğer böyle bir husus olsun mu diye sorarsanız, arkasından olması uygunsa üç defa cezbe isteyin Allah Teala'dan. Arka arkaya üç cezbe gelirse o konunun Allah-u Teala olmasını uygun görüyor demektir. Bu bir tasdik işaretidir. Ama sizin iç dünyanızda o konuya yönelik bir talep varsa, bu talep Allah'ı o istikamette bir sonuca götürebilir. Buna ruhsat diyoruz. Yani kişi hem iç dünyasında bir şeyin olmasını çok büyük istikamette istiyor, hem de Allah-u Teala'ya soruyor. Olsun mu diye. Bu aslında onun talebi bütün boyutlarıyla devreye girdiği zaman
sorulmuş bir sual olduğu için Allah Teala bunu ruhsat kabul eder. Ve kişinin dileği istikametle cevap vermesi kolaylıkla mümkündür. Başka birinin sualini Allah-u Teala'ya ulaştıran kişi, eğer kendisi o kişi hakkında bir talebin sahibi ise, çok büyük bir ihtimalle Allah-u Teala suali soranın kalbinden geçenlere uygun cevap verecektir. Sevgili kardeşlerim, Allah sizi sever. Kalbinizden geçenlerin olmasını O da ister. Ama eğer konuya ruhsat karıştırırsanız, sadece ruhsata uygun cevabını alırsınız. Bu noktadaki cezbe sizin probleminizi çözemez. Öyleyse Allah'ın bir işaretidir Allah'ın cezbesi, kalpleri ve vücudu titretir. Kur'an-ı Kerim'de cezbenin geçtiği ayetler mahdut. 5-6 ayet. Beraberce bakalım ne diyor Allah-u Teala? Diyor ki Enfal suresinin 2. ayet-i kerimesinde Bismillahirrahmanirrahim. İnnemel müminûnellezîne izâ zükürallâhi vecilet kulübühüm. Muhakkak ki müminler onlardır ki zikrettikleri zaman, Allah'ı zikrettikleri zaman kalpleri titrer. Yani onlara cezbe gelir. Ve izâ tûliyet aleyhim âyâtühü ve onların üzerine Allah'ın ayetleri okunduğu zaman zâde tüm imanen, imanları artar. Ve alâ rabbihim yetevekkelûn. Onlar Rablerine tevekkül edenlerdir diyor Allah Teala. Öyleyse gerçek bir cezbe tevekkülün işaretini de teşkil ediyor. Öyleyse kişi Allah'a inanıyor. Mürşidine ulaşmış. Arkasından Allah-u Teala sözünü tutmuş. O kişiyi kendisine de ulaştırmış. Bu kişi Allah'ın ayetleri okundukça Allah'a olan imanı artıyorsa o kişinin cezbesi devam edecektir. Ve bunun manası tevekkülün de devam etmesidir. Bir takım insanlar Allah-u Teala kendilerine cezbe verdiği zaman bu cezbenin başkaları tarafından bir değer olarak kabul edildiğini görünce Allah-u Teala'nın cezbelerini azaltması ve yok etmesi halinde de cezbe varmış gibi bir gösterişte bulunabilirler. Sevgili kardeşlerim, cezbe sahibi olan kişi Allah'ın yolunda daha üst makamlara doğru yürüyen kişidir. Böyle bir insan kimseyi aldatamaz. Kimsenin bir emanetini alıp da vermemezlik edemez. Kimseyi nefsi istikametinde kullanamaz.
cezbesini bir ispat vasıtası gibi kullanıp insanların itimadını kazanan ve sonra bu itimadı suistimal edebilenler olmuştur. Cezbeleri alınmıştır ama onlar sanki cezbeliymişler gibi gene devam etmişlerdir cezbeli görünmeye. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah sizleri sever, çok sever. Cezbesiyle de sizi destekler. Öyleyse dikkat edin, Allah Teala cezbeyi, cezbeli olanlar da cezbeyi tevekkülün işareti sayıyor. Allah Teala herkese cezbe vermez. Cezbe vermediği kişinin cezbeliden aşağı bir tarafı yoktur. Cezbe, Allah Teala cezbe vermediğinden de kişileri en üst makamlara doğru yaklaştırabilir. Öyleyse cezbe bir mazhariyettir. Allah'ın verdiği bir güzelliktir. Ama başkalarından üstün olduğunuzun ispatı değildir. Bunu bu istikamette kullanmaya çalışan birisi olursa o bilsin ki o zaman Allah'a olan tevekkülünü kaybetmiştir. Cezbe sahibi nefsinin eseri olmayan kişidir. Allah Teala onların Allah'a tevekkül ettiklerini söylüyor. Tevekkülün bir işareti olarak koymuş cezbeyi. Öyleyse ne diyorduk? Bir insan Allah'a ulaşmayı diler ve Allah'a ulaşmayı dilediğin andan itibaren cennetin sahibi olmuştur. Ve Allah onu mutlaka önce 14. basamakta mürşidine ulaştıracaktır. Onu irşat makamına ulaşmak için bütün vasıflarıyla donatacaktır. Sonra da ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Ve koruyucu kalkanını kişinin üzerinde vuslata kadar mutlaka tutacaktır. Vuslattan sonra kişinin fıska düşmesi mümkündür. Vuslata kadar Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin vuslata kadar Allah'ın yolundan sapması, sırat-ı müstakimden düşmesi mümkün değildir. Düşüşün ulaşabildiği yer 21. basamaktan sonrasıdır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah sizi cezbeyle mükafatlandırmışsa bu demektir ki tevekkülün sahibiyseniz, tevekkülün sahibiyseniz onu dikkatle koruyun. Çünkü bu imanınızın artmasını işaret eder. İrşad makamına karşı imanınızın artışı, her geçen gün daha çok bağlanmanız, onun sadece Allah'tan aldığı emirleri yapacağına dair inancınız, Allah'a karşı imanınızın artması, sizin Allah'a tevekkülünüzü gösterir. Allah'a imanın artması, Allah'ın ayetlerine imanın artması ve irşat makamına, devrin imamına karşı olan imanınızın artması. Böylece üç safa varsa kişi Allah'a tevekkül etmiştir. Tevekkülün bir işareti de, dışa vuran işareti de Allah'ın cezbesidir. Şimdi Allah Teala bakalım Hicr suresinin 15. ayet-i kerimesinde ne söylüyor? Hicr suresinin
52. ayet-i kerimesinde diyor ki izdehalu aleyhi fekalu selama kale inna minküm vecilun. Onun yanına girdikleri zaman selam dediler. İbrahim aleyhisselam şöyle dedi, gerçekten biz sizin sebebinizle cezbe alıyoruz. Minküm vecilün, sizden, sizin için, sizin sebebinizle cezbe alıyoruz. Gelenler Allah'ın melekleriydi. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala'nın melekleri söz konusu. Ve bu Hazreti İbrahim'de girenlerin Allah'tan gönderildiklerine dair Allah'ın verdiği cezbeyi oluşturuyor. Hicr suresinin gene bir sonraki ayet-i kerimesi 53. Kâlû lâ tevcel innâ nübeşşirûke bi gulâmin alîm. Bu cezbe seni ürkütmesin. Biz seni alim bir çocukla müjdelemek için geldik diyorlar, müjdeliyoruz diyorlar. Öyleyse Allah-u Teala meleklerle karşılaştığınız zaman mutlaka size cezbe verecektir. Bu cezbeyle Allah-u Teala emin bir standardın içinde bulunduğunuzu bir açıdan müjdeler. Her ne kadar birçok Kur'an tefsirinde Hazreti İbrahim biz vecûlün oluyoruz, kalbimiz titriyor, sizin sebebinizle oluyor bu dediği zaman bunu biz sizden korkuyoruz şeklinde telakki etmişler. Oysa ki vecilet kelimesi, vecûlün kelimesi, tevcel kelimesi hepsi vecilenin çeşitli kullanım muhtevalarını içeriyor. Aslında bu kalbin haşyetle titremesi ve kişiye dışındaki bir kuvvetin, Allah'ın onun üzerinde nasıl tecelli ettiğinin ispatı hüviyetinde. Bakalım Hac suresinin 35. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala ne diyor? Diyor ki اَلَّذ۪ينَ اِذَا ذُكُرَ اللّٰهِ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ. Onlar ki Allah'ı zikrettikleri zaman kalpleri titrer. Sevgili kardeşlerim, bütün cezbeler Allah'ı zikrettiğiniz zaman başlamıştır. Kim ilk cezbeyi aldıysa Allah'ı zikrettiği zaman almıştır. Kalpleri titrer diyor. Ve sabirine alama esabehum. Onlar kendilerine isabet edenlere sabredenler, sabrederler. Kalpleri cezbeli olanlar. Yani Allah'ın onları da imtihana tabi tutması söz konusudur. Ama bu imtihandan Allah'ın bu verdiği imtihanlara sabretmeleri söz konusudur. İmtihanlardan yüzlerinin akıyla çıkmaları söz konusudur. Vel mukimus salati, onlar namazlarına devam edenlerdir. Öyleyse kim cezbeliyim deyip de namazlarını Allah-u Teala'nın emrettiği biçime boyutta kılmıyorsa orada
dikkatli durun. Onlar mutlaka namazlarını, Allah'ın gerçek cezbelileri en güzel şekilde kılanlardır. فَنَزَلْتْنَاهُمْ يُنْفِكُونَ Allah'ın rızkından infak edenlerdir diyor. Dikkat edin, burada Allah-u Teala'nın söylemek istediği şey, sadece dünya üzerinde Allah'ın tarlanıza verdiği mahsulü başkalarına dağıtarak infak etmeniz değil, Allah'tan gelen zikirle, Allah'tan gelen rahmetin, fazlın ve selavatın fazl adı verilen kesimini başlangıçta %2, rahmet adı verilen kesimini sonra da sadece fazl adı verilen kesimini nefsin kalbinde biriktirenler, onlar rızkı infak edenlerdir. Rahmet de, fazl da, salavat da Allah'ın rızıklarıdır. Bu rızkın aç olan sahibi nefsinizin kalbidir. Bu rızkın aç olan muhatabı nefsinizin kalbidir. Allah'tan gelen rahmet, fazl ve salavat bu sebeple kalbinize ulaşır. Ama siz ulaştırmadınız. Siz zikir yaptınız, Allah ulaştırdı göğsünüze. Bu nurların göğsünüzden kalbinize ulaşabilmesi iki sebebe dayalıdır. Birincisi, göğsünüzden kalbinize Allah'ın nur yolunu açması. İkincisi, kalbinizin mührünün açılması. Aksi takdirde kalbinizin içine rahmet, faz ve salavat nurları giremez ve siz infak etmemiş olursunuz. Öyleyse bir dünya üzerinde Allah'ın size verdiği rızkı veya parayı başkalarını nafakalandırmak suretiyle onlara vermek. İkincisi, Allah'tan gelen kalbinizin rızkını kalbinize ulaştırmak. Ne yapıyor Allah Teala bu konuda önce? Önce göğsünüzden kalbinize nur yolunu açıyor. Ama bu nur yolunu göğsünüzden kalbinize açmadan evvel Allah Teala burada başka bir işlem yapıyor. Evvela kalbinize ulaşıp kalbinizin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Aksi takdirde nefsinizin kalbinden içeriye Allah'ın nurları, rahmeti, fazlı ve salavatı giremez. Peki muhteva ne? Nefsinizin kalbine bu Allah'ın rahmetinin, fazlının ve salavatının ulaşması. Ulaşabilmek için evvela ne yapacak Allah Teala? Nefsinizin kalbinin nur kapısını kendisine, Allah'a yukarıya doğru çevirecek. Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesi. Onlar ki kalpte Rahman'a huşu duyarlar, onların kalpleri Allah'a döner diyor Allah Teala. Öyleyse buradaki dizayna dikkatle bakın. Kalbiniz Allah'a dönmüş. Ama kalbinizin Allah'a dönmesi göğsünüzden kalbinize nur yolu açılmadıkça bir şey ifade etmez. Göğsünüzden kalbinize nur yolunun açılması lazım. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesine göre فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ
yeşrah sadrehu lil İslam ediyor Allah Teala. Allah kimin göğsünü şerh eder, yarar ve teslimi açar, kimi kendisine ulaştırmayı dilerse. Allah kimi hidayete erdirmeyi, kendisine ulaştırmayı dilerse, onların göğsünü şerh eder, yarar, İslam'a, Allah'a teslim olmaya açar. Göğsünüzden kalbinize, kapalı olan kalbinizin yolu açıldı. Bu noktada 10. basamaktasınız. Bu noktada zikir yaparsanız Allah'ın katından gelen rahmetle fazl göğsünüze gelir, göğsünüzden kalbinize ulaşır. Peki bundan bir evvelki basamaktaysanız, 9. basamaktaysanız, göğsünüzden kalbinize yol açılmamışsa gene zikir yaparsanız gene Allah'ın katından gelen rahmetle fazl göğsünüze gelir ama içinize giremez. İç dünyanızda bir aydınlık yapamaz. Nefsinizi infak, nefsinizin kalbini infak edemezsiniz. Öyleyse böyle bir dizaynda nefsinizin kalbine Allah'ın nurlarının ulaşabilmesi ancak Allah'ın göğsünüzden kalbinize nur yolunu, göğsünüzü şerh ederek, yararak nur yolunu açmasına bağlı. Açtınız, Allah'ın rahmeti ve fazlı kalbinize ulaşmaya başladı. Ne olur? Nefsinizin kalbine giren nurlar kalpten içeri girmeye çalışacaklardır. Ama kalbiniz mühürlü. Ne rahmet nurları ne de fazıllar kalbinizden içeri giremezler. Fazıllar sızamazlardı. Ama rahmetin sızdığını göreceksiniz. %2 rahmet bir nur öncü grubu olarak nefsinizin kalbine sızmaya başlar. Burada kalbinizin rızıklanmaya, rızık alması artık mümkün olmuştur. Siz Allah'ın size gönderdiği rızkı kalbinize göndererek kalbinizi infak ettiniz. Nefsinizin kalbini infak ettiniz. Allah'ın ona ait olan nafakasını, size gönderdiği nafakasını ona teslim ettiniz. %2 nur birikimi gerçekleşti. Huşu sahibi oldunuz. Huşu sahibi olunca hacet namazını kıldınız, irşat makamını gördünüz ve ulaştınız. Ulaşınca ne olur? Ulaştığınız anda devrin imamın ruhu başınızın üzerine gelir. Mücadele suresinin 22. ayet-i kerimesi gereğince Allah kalbinizin mührünü açar. İkinci işlemi Allah-u Teala'nın ikinci nimeti. Kalbinizin içindeki küfür kelimesini dışarı alır. Üçüncü nimeti. Kalbinizin içine iman kelimesini yazar. Dördüncü nimeti. İşte bundan sonra nefs tezkiyesi başlar ki gerçek infak budur. Başlangıcı rahmetle başlar %2. Sonrası faziletle devam eder. Allah Teala Zümer suresinin 23. ayet-i kerimesinde nurlarını ikişer ikişer indirdiğini söylüyor. Rahmetle fazl, rahmetle salavat. Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde sadece rahmetle fazladan bahsediyor Allah Teala. Ve levla fadlullahi aleyhim ve rahmetuhu mazekem minhum ebeden ehada. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa, nefsinizin kalbine ulaşmazsa, içinizden hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezsiniz diyor Allah Teala.
rahmet ve fazl. Ama Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesinde kendilerine musibet isabet edenlerden biz muhakkak ki Allah içiniz mutlaka Allah'a ulaşacağız diyenlerin neticesini söylüyor Allah Teala. İşte onlar hidayete erenlerin ta kendileridir diyor. Allah'ın rahmeti ve salavatı onların üzerinedir diyor. Kişinin hidayete erebilmesi ruhun Allah'a ulaştırmasıyla mümkün. Eğer sadece rahmetle fazla olsaydı %2'den fazla bir yere varamazdınız. Çünkü kalbiniz mühürlüydü. Ama ne zaman ki 4 grup nur gelir mürşidinize ulaştıktan sonra artık infak gerçek anlamda tahakkuk eder. Kalbiniz rahmetten infakını almıştır. Şimdi fazıldan nafakalanacaktır. Ve %7 nefsinizin kalbinde nur birikimi devam eder. İlk %7'de nefs-i emmareyi bitirirsiniz, ruhunuz birinci gök katına ulaşır. İkinci %7'de nefs-i levameyi tamamlarsınız, ruhunuz ikinci gök katına ulaşır. Üçüncü %7'de nefsi mülkimeyi tamamlarsınız, Allah'tan ilham almaya başlarsınız, ruhunuz üçüncü kata ulaşır. Her seferinde %7 fazilet birikimi nefsinizin kalbinde devam eder, gider. Dördüncü defa nefsi mutmainne, dördüncü kat, beşinci defa nefsi radiye, mutmainnede doyuma ulaşıyorsunuz, radiyede Allah'tan razı oluyorsunuz. Mardiye'de Allah da sizden razı oluyor. Ruhunuz altıncı katta. Nefsinizi tezkiye ettiğiniz zaman, nefsinizin kalbini %50'den daha fazla nurla doldurduğunuz zaman nefs tezkiyesi tahakkuk etmiştir. İnfak yarıdan öteye artık geçmiştir. Allah'ın evliyası olmaya burada hak kazanıyorsunuz. İşte onlar Allah'ın kendilerine verdiği rızıktan verenlerdir, infak edenlerdir, nafaka kılanlardır onu diyor. Rızık Allah'ındır. Allah'tan gelenin adı rızıktır. Size verildiği andan itibaren sizin başkasına verdiğiniz şey sizinle o kişi arasında rızık adını almaz. Müessese infak müessesesidir. Sizin de kalbinize verdiğiniz Allah'ın rızkı sizin elinizde infak edilmesidir. Onun zikriniz sebebiyle kalbinize girip yerleşmesidir. İşte burada Allah Teala böyle bir müesseseden bahsediyor ve nefsinizin kalbinde %51 olduğu zaman Allah'ın nurları, o zaman ruhunuz Allah'a ulaşır, nefsiniz tezkiye olur, ruhunuz da Allah'a ulaşır. Ve Müminin suresinin 60. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Diyor ki Allah Teala vellezine yutune ma atem. Onlar vermeleri lazım gelen şeyi, yani ruhlarını verirler. Kime? Allah'a. Ve kulübühüm vecilet. Onların kalpleri titrer. Ennehüm ila rabbihim raciun. Muhakkak ki onlar Rablerine rücu edenlerdir. İşte Allah'a ulaşanlardan cezbe sahiplerinin burada bir işareti veriliyor. Onların verecekleri şeyi verdikleri, ruhlarını Allah'a ulaştırdıkları.
aynı zamanda verecekleri şeyi, verdikleri, Allah'tan gelen rızkı ulaştırdıkları kalpleri, kalplerine ulaşan fazılların kalplerinde %49 yerleşme imkanı bulması, kalplerine ulaşan rahmetin %2 yerleşme imkanı bulması, yani kalplerinin %51 oranında nafakalandırılması, aynı zamanda Allah'a verecekleri ruhlarını Allah'a vermeleri. Nitekim sonunda onlar Rablerine rücu edenlerdir, geri dönenlerdir, geri dönerek Rablerine ulaşanlardır. Rablerinin irci'i ila Rabbike emrini yerine getirenlerdir diyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böyle bir dizaynda kişilerin özellikleri, cezbe sahipleri, gerçek cezbe sahipleri mutlaka Allah'a ruhlarını ulaştırırlar. Allah onların ruhlarını kendisine ulaştırır. Dikkat edin ki cezbe ondan sonra gerçek anlamda fazlalaşırsa ve devam ederse, o zaman bu insanlar fizik vücutlarında nefslerini de ve daha ileride iradelerini de Allah'a teslim edecek olanlardır. Cezbeleri her devrede var olacaktır. Kişinin Allah yolunda ilerlemesi ve ruhunu ve içini, nefsini, iradesini Allah'a teslim etmesi standartlarında Allah-u Teala'nın dizaynı onu gösteriyor. Kişinin manevi tekamülü arttıkça cezvesinin daha çoğalması, en yüksekte olanın en çok cezbeli olması söz konusu değildir. Cezbenin derecesi kişinin manevi tekamülünde değil, onun vücudunun bir cezbe kapasitesine sahip olması sebebiyle o kapasiteye bağlıdır. Allah Teala başkalarını rahatsız edecek de bir cezbenin sahip olmasını istemez kulunun, ama o kişinin vücudu onu vücuda getirecek durumdaysa Allah Teala'nın böyle anlarda cezbe vermesi de mümkündür, söz konusudur. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görüyorsunuz ki cezbenin muhtevasında cezbe sahiplerinin imanlarının arttığı ve Allah'ın kendilerine cezbe vermesine paralel bir standartta onların Rablerine olan tevekküllerinin de artışı söz konusu. Zikrettikleri zaman kalplerinin titremesi söz konusu. Acaba Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de cezbe nasıl başladı? Bu cezbeye dikkat edin.
sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her sene Hira Dağı'ndaki Nur Mağarası'na giderdi. Bazen bir ay, bazen 40 gün orada kalırdı. Yanına sadece kuru ekmekle su alırdı. Bütün insanlardan ayrılıp itikafa çekilirdi. Allah ile baş başa kalırdı. İslam'da tasavvufta ervain çıkarmak da o devreden kalmıştır. Genellikle 40 gün süren bu dağda kalışları mücahede ve riyazet yapan Allah-u Teala'nın evliyasının 40 gün dünyadan elini eteğini çekip bir küçük hücrede kalması ervain çıkarmak, 40'ı tamamlamak olarak vasıflandırılırdı. İşte o devrede her şey bir başka olur. Hamdolsun Allah Teala bize de 40 günlük bir ervaini nasip kılmıştı Ankara'daki dergahımızda. Ve 41. gün Perşembe olduğu için o günde oruçluyduk ve 41 güne yükseldi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 40 yaşına bastığı yıl da oradaydı. Birdenbire Cebrail aleyhisselam bembeyaz elbiselerle göründü. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme doğru bir adım atarak insan hüviyetinde görünmüştü. Bir adım atarak ikra dedi, oku. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz ümmiydi ve cevap verdi, ben okumak bilmiyorum. Cebrail aleyhisselam bir adım daha attı. Ve gene oku dedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de aynı cevabı verdi, ben okumak bilmiyorum. Cebrail aleyhisselam üçüncü adımını attığı zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ulaşmıştı. İkra bismi rabbike dedi. Rabbinin ismiyle oku dedi. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sımsıkı sarıldı. Kollarıyla onu sarmaladı. Ve Allah'tan gelen cezbe Cebrail aleyhisselama geldi. Cebrail aleyhisselamdan da kolları arasında tuttuğu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geldi. İkisi birden şiddetle sarsıldılar. İşte bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'tan aldığı ilk cezbeydi. Vasıtayla geldi. Mutlaka cereyanın dokunmayla geçmesi söz konusu. Herkes cezbeyi kendi mürşidinden alır. Veya tabi olduğu kişide cezbe varsa ondan alır. Böylece cezbe her tarafa yayılır. Sahabenin büyük kısmı cezbeliydi. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ömrü boyunca hep cezbesi devam etti. Her an cezbeli değildi. Allah-u Teala'nın dilediği an onun kalbini ve bütün vücudunu titrettiği, cezbenin sahibi olduğu kesindir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den başlayan cezbe bütün sahabeye adım adım yayıldı. Sahabenin büyük kısmı cezbeliydi. Bugün birçok tasavvuf ocaklarında cezbe vardır.
Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizim ocağımızda da cezve var. Öyleyse burada Allah'ın hatırlanması, zikir yapılması, veya Allah'ın bir anda devreye girmesi sebebiyle Allah Teala'nın kulunda cezbeyi oluşturması her zaman söz konusu olabilir. Allah Teala ne zaman isterse o zaman cezbe verir. Kişi cezbeyi ister, Allah Teala dilerse kabul eder, dilerse kabul etmez. Vermemesi de mümkündür. Bir takım insanlar cezbeden korkarlar. Tasavvufta olmalarına rağmen Allah-u Teala'dan özel duada bulunurlar. Ya Rabbi bana cezbe verme, ben bundan korktum diye. Allah-u Teala da onlara cezbe vermez. Ama bir süre sonra cezbenin ne kadar güzel olduğunu, onu yaşayanlardan öğrenenler Allah-u Teala'ya yalvarmaya başlarlar. Cezbe ver bize de diye. Allah Teala bunlardan bir kısmına veriyor, bir kısmına vermiyor. Tercih Allah'ındır. Ne kadarına layıksanız o kadarını alabilirsiniz. Ama cezbeli olmak Allah Teala'nın bir güzelliğini yaşamaktır. Ve Allah Teala'nın kişiye varlığını kesin olarak hissettirmesidir. Dışarıdaki bir güç, Allah'ın enerjisi size ulaşıyor ve sizi titretiyor. Kalbinizden başlayan bir titreme bütün vücudunuzu titretiyor. Gayri ihtiyari bir ses de çıkarmanız söz konusudur o sırada. İşte tasavvufi toplumlarda bir coşku haline gelindiğinde pek çok insanın birden aynı anda cezbe aldığını görürsünüz. Bu Allah Teala'nın bir güzelliği kullarına yaşatmasıdır. Nasıl Allah Teala size rahmet gönderiyorsa, fazl gönderiyorsa, salavat gönderiyorsa, cezbeyi gönderen de Allah'tır. Size gönderdiği o enerjiyle ne tür bir enerji olduğu henüz bilinmiyor. Sizi şiddetle titretiyor. Kalbinizde, kalbinize ulaşan bir titretici hassa. Her Allah'tan gelen şey bir emirdir. Cezbe de bir emirdir. Cezbeyi vücuda Allah Teala'nın nasıl getirdiğini kimse bilmez. Ama cezbe sahipleri hep cezbeyi yaşarlar. Bundan da büyük mutluluk duyarlar. Kim cezbeyi diliyorsa Allah Teala'nın onları da cezbe vermesini Yüce Rabbimizden dileriz. Unutmayın ki cezbe tevekkülün, Allah'a doğru yola çıkmış olmanın, Allah'a kişi ulaşmışsa Allah'a ulaşmanın da söylediğimiz ayetler muhacesinde işaretini taşıyor. Allah'ın da bütün insanlardan istediği şey Allah'a tevekkül etmeleridir insanların. Tevekkül etmek, Allah'a güvenmek, Allah'a dayanmak. Eğer bu cezbeyle desteklenirse kişi daha sağlam temellerde
kendisine bir zemin bulmuş olur. Zikir cezbenin gelmesi için başlangıçta gerekli zemini oluşturur. Kişi daimi zikre ulaştığı zaman zaten devamlı zikirdedir. Cezbe için zemin her zaman hazırdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın bütün cezbe isteyenleri cezbeli kılması konusundaki dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat Allah'a sana. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.